Herkese merhaba. Bugün sizlerle Neon 1 ile evde sağlıkla ve keyifle vakit geçirmenize yardımcı olmak için sadece bir çift dumbbell ve direnç lastiği ile yapabileceğiniz tüm vücut antrenmanı paylaşacağım. Uygulayacağımız antrenman triset prensibine, yani bir bölgede seçeceğimiz 3 egzersizin ara vermeden arka arkaya yapılmasına dayanıyor. Bu sayede daha yoğun bir antrenman uygulayacağız, daha ekspres bir antrenman uygulayacağız ve evde kaldığımız bu dönemi sağlıkla, sporla en keyifli şekilde geçirmeye devam edeceğiz. Gelin şimdi antrenmanımıza başlayalım. Göğüs bölgesi için uygulayacağımız 3 egzersizden ilki göğüs pres, ikincisi lastik açış, üçüncüsü ise şınav hareketi olacak. Göğüs preste 15 tekrarı tamamladıktan sonra ara vermeden lastik açışa geçiyoruz. 12 tekrarımızı tamamlıyoruz. Sonra yine ara vermeden şınav egzersizine devam ediyoruz. Bu sayede triseti tamamlayacağız. Ondan sonra bu üçlüyü 2 kez daha uygulayacağız. İlk olarak göğüs pres hareketi için ağırlıkları aldım. Yere uzandım. Kollarım tamamen açık değil, dirseklerim gövdeyle açı yapıyor. Göğüslerim gergin bir şekilde, ağırlıkları yukarı kaldırıyorum. İndiriyorum ve tekrarlıyorum. Ağırlıkları birbirine çarptırmıyorum. Omuzlarımı öne getirmiyorum. Hareket boyunca göğüslerim gergin ve bu tempoda ilerliyoruz. Burada 15 tekrarı tamamladıktan sonra direnç lastiğimi alıyorum. Direnç lastiği ile açış yapacağız. Lastiği sırtıma doğru attım. Kollarımı orta noktada çaprazlıyorum. Bu çaprazlama önemli çünkü göğüs kaslarınızı burada ciddi anlamda hissediyorsunuz. Burada bırakırsanız hareketten bir nevi çalmış oluyoruz. O yüzden ortada bu çaprazlamayı da yaparak yavaş ve kontrollü şekilde ilerliyoruz. Burada da 12 tekrarı tamamladıktan sonra şınava geçeceğiz. Şınavda yapabileceğimiz birkaç alternatif var. Önce en zorunu göstereyim. Şöyle yine direnç lastiğini sırtımdan geçirdim. Şınav pozisyonu aldım ve geniş açıda devam ediyorum. Bu en zor alternatif. İsterseniz lastik kullanmadan şınava normal devam edebilirsiniz veya başlangıç seviyesindeyseniz şınava böyle dizlerinizin üzerinde de devam edebilirsiniz. Burada önemli nokta kendinizi sağlık sınırları içerisinde sonuna kadar zorlamanız. Bu şekilde 3 setimizi tamamlıyoruz. 50 saniye dinleniyoruz. Ondan sonra bu turu 2 kez daha uyguluyoruz. Sıra sırt bölgesinde sırt için uygulayacağımız 3 egzersiz lastik çekiş, dumbbell çekiş ve deadlift egzersizleri olacak. İlk olarak lastik çekiş hareketiyle başlıyoruz. Lastiği bu şekilde tuttum. Ayağımdan geçirdim. Gövdemi dik tutarak lastiği kendime doğru çekiyorum. Arka noktada sırt kaslarımı sıkmayı ihmal etmiyorum. Hiçbir zaman kamburlaşmıyorum. Arka noktada da kürek kemiklerimi birleştirerek sırt kaslarımı sıkıyorum. Bu hareketteki en önemli noktamız bu. Burada 15 tekrarı tamamlayacağız. Eğer elinizde farklı dirençlere sahip lastikler varsa bunlardan çeşitliliği artırmak ve zorluğu artırmak için faydalanabilirsiniz. Bu arada tüm bu ekipmanları neon1.com'dan veya neon1 mobil uygulamasından da temin edebilirsiniz. Biraz önce kullandığım kırmızı lastik 20 kiloluktu. Bu yeşil olan da 60 kiloluk dirence sahip. Gördüğünüz gibi zorluk bir anda arttı. Eğer elinizde farklı lastikler varsa onlara yer verebilirsiniz. Burada 15 tekrarı tamamladıktan sonra matımı kenara alıyorum. Dumbbell çekiş hareketine geçiyorum. Burada yere sağlam basmamız gerekiyor. Şu şekilde göstereyim. Ayaklarımı omuz genişliğinde açtım. Öne doğru eğildim. Kamburlaşmıyorum. Boynumu ileri kaldırmıyorum. Dual pozisyonunda dumbbell'ı çekiyorum. Yine biraz önceki söylediğim prensipler burada da geçerli. İsterseniz biraz daha geniş tutuşla hareketin kanat bölgesine daha fazla vurmasını sağlayabilirsiniz. Burada da 12 tekrarı tamamladıktan sonra yine ara vermeden deadlift egzersizimize geçiyoruz. Onda da ağırlıkları yanda tutuyorum ve aşağı doğru eğiliyorum. Burada yine topuklarımdan ve belimden güç alarak kalkıyorum. Harekete devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kalçam her zaman dizlerimden yukarıda. Bu harekette dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bu. Alt sırt bel bölgesini aktif şekilde çalıştıran bir egzersiz. Burada da 12 tekrarımızı tamamladıktan sonra 50 saniye dinleniyoruz ve 2 tur daha uyguluyoruz. Üçüncü sırada omuz bölgemiz var. Omuz bölgesinde ilk olarak dumbbell press, İkinci olarak dumbbell yana ve öne açış, üçüncü olarak da lastikle arka omuz egzersizleri olacak. Her bir hareketi 12'şer tekrar uygulayacağız. Arada 50 saniye dinleneceğiz ve 2 tur daha tamamlayarak
toplamda 3 tur uygulayacağız. İlk olarak omuz pres hareketi için dizlerimin üstünde de devam edeceğim bu harekete. İstiyorsanız ayakta da yapabilirsiniz. Ağırlıkları gene birbirine çarptırmadan yukarı kaldırıyorum ve başlangıç noktasına dönüyorum. Kollarım tamamen yanda değil, gene dirseğim gövdemle açı yapıyor. Burada bırakmıyorum hareketi. Aşağı kadar iniyorum. Eklemlerinizde bir sorun hissetmiyorsanız bu şekilde devam edebilirsiniz. 12 tekrarı tamamladıktan sonra yana ve öne açış için ayağa kalkıyorum. Bir yana bir öne olacak şekilde hareketimize devam ediyoruz. Bir yana bir öne. Burada sallanmıyoruz. Ağırlıkları gereğinden fazla yukarı kaldırmıyoruz. Paralele kadar, yine önde de paralele kadar devam ediyorum. 12 tekrarı tamamlıyorum. Yine ara vermeden arka omuz egzersizime geçeceğim. Lastiği istediğiniz zorluğa göre daha geniş ve daha dar tutabilirsiniz. Gövdem gene dik. Yana açıyorum ellerimi. Şöyle arkadan da göstereyim. Burada hedef noktamız arka omuz kasları. Omuzlarımı yine öne oynatmadan ve şu noktada arka omuz kaslarımı sıkmayı ihmal etmeden tekrarlarımı tamamlıyorum. 12 tekrarı tamamladıktan sonra bu turumuzu bitirmiş oluyoruz ve biraz önce söylediğim gibi 2 tur daha tamamlayarak ilerleyerek omuz bölgesinde bitiriyoruz. Sırada vücudumuzdaki en büyük kas grubu olan kalça bacak bölgesi var. Bacak için ilk egzersizimiz lunge olacak. İkinci egzersizimiz sumo squat. Üçüncü egzersizimiz ise arka bacak bölgesini hedefleyen Romanian deadlift olacak. Tekrar sayılarımız her birinde 15. Set aramız yine 50 saniye. İlk olarak lunge egzersizi için ağırlıkları vücudumun yanımda tutuyorum. Öne doğru yavaş ve kontrollü bir adım atıyorum. Gövdem ileri geri değil. Mümkün olduğunca dik ve bu noktadan başlangıç noktasına dönüyorum. Sonra diğer ayağımı öne atıyorum. Yine bacaklarımdan kuvvet alarak kalkıyorum. Burada ayağınızın kaymamasına dikkat edin. Öne doğru adım attığınızda kontrol hep sizde olmalı. 15 tekrarımı tamamladıktan sonra sumo squat için ayaklarımı mümkün olduğunca yana açıyorum. Parmak uçlarım 45 derece oluyor. Ağırlıkları da önümde tutarak bu sefer aşağı inerek sumo squat hareketini yapıyorum. Burada da aşağı indiğiniz noktada iç bacak kaslarınızı sonuna kadar hissetmelisiniz. İnerken dizlerinizin içeri gelmesine izin vermeyin. Her zaman dışı göstermesini sağlayın. Burada da 15 tekrarımızı tamamladıktan sonra arka bacak bölgesini hedefleyen Romanian deadlift egzersizine geçiyoruz. Sırt bölgesinde yaptığımız standart deadliftten farklı olarak bu kez belim sabit. Belimden eğiliyorum ve bu noktada zaten arka bacak kaslarınızın gerildiğini tam anlamıyla hissedebilirsiniz. İlk deadlift'te söylediğim bütün noktalar burada Romanian deadlift için de geçerli. Burada da 15 tekrarımızı tamamladıktan sonra 2 set daha uyguluyoruz ve bacak bölgesini de tamamlıyoruz. Kol bölgesiyle ilerliyoruz. Kol bölgesi için biceps trisepsi süperset şeklinde zıt grupları eşleştirerek çalıştıracağız. Ve kol bölgesinde sağ sol eşitsizliklerin önüne geçebilmek için bu sefer tek taraflı çalışacağız. İlk olarak hammer curl hareketini yapıyoruz biceps için. Çekiç hareketi olarak da bilinir. Şöyle göstereyim. Dirseğim vücudumun yanında sabit. Tepe noktada bicepsimi sıkarak yavaş ve kontrollü tekrarlarla ilerliyorum. Bundan sonra triceps için triceps extension hareketine geçiyoruz. Burada da yine dirseğim mümkün olduğunca yana açılmıyor. Yavaş ve kontrollü tekrarlarla hem biceps hem triceps için 15'er tekrarı tamamlıyorum. 50 saniye dinleniyorum. 2 tur daha uyguluyorum ve kol bölgesinde bitirmiş oluyoruz. Ev antrenmanımızın kapanışını karın bölgesiyle yapacağız. İlk olarak mekik egzersizini uygulayacağız. İkinci olarak da bacak kaldırma hareketiyle bileşik set uygulayacağız. Yoğunluğu artırarak devam edeceğiz. Mata uzanıyorum. Bacaklarınızı isterseniz bu şekilde kaldırabilirsiniz. Ellerimi, şakaklarımı alıyorum. Tavanda bir nokta belirliyorum ve karın kaslarımı kısa kısa sıkıştırıyorum. Burada boynunuzu tutup bu şekilde zorlamayın. Tavanda nokta belirleyin. Yavaş ve kontrollü tekrarlarla karın kaslarınızı sıkıştırmaya yönelik çalışın. 15 tekrarı tamamladıktan sonra ellerimi kalçamın altına alıyorum. Bacaklarımı uzatıyorum. Düz bir şekilde bacaklarımı kaldırıyorum. Burada boynunuzu gene böyle zorlamayın, böyle zorlamayın. Nasıl rahat hissediyorsanız o şekilde devam edin. Burada da yine
yavaş ve kontrollü tekrarlarla 15 tekrarı tamamlıyoruz. Zorlandığınız noktalarda isterseniz dinlenme süresini biraz daha uzatabilirsiniz. Karını da tamamladıktan sonra ağırlık antrenmanımızı bitirmiş oluyoruz. Ben Neon 1 ile bu videoyu hazırlarken oldukça keyif aldım. Umarım siz de verimli bir antrenman geçirmişsinizdir. Evde sağlıkla ve keyifle vakit geçirmenize yardımcı olacak öneriler için Neon 1 Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Güçlü kalın, sağlıklı kalın, evde kalın.